Hayırsever iş insanı Köksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu, Mevlana Mahallesi'ne kurs merkezi ve sosyal tesis, Yeşilkent'te külliye, Karşıyaka Mahallesi'ne de 32 derslikli bir okul yaptırıyor. Asım Kökoğlu tarafından yaptırılan Mevlana Mahallesi kurs merkezi ve sosyal tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesisin açılışına Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri Taşdoğan ve Yüksel, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'yla kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Asım Kökoğlu tarafından yaptırılacak olan Mevlana Mahallesi Gasmek Kurs Merkezi temel atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirler, Gasmek kurs merkezleri ve sosyal tesislerimiz hakkında sizlere kısa bir bilgi verdikten sonra burada yapımına başlanan merkezle ilgili size bilgi aktarmak isterim. Gasmeklerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve başladığında 5 binadan oluşmaktayken 5 yıl içerisinde 33 binaya ulaşmış durumdadır. 33 tane kurs merkezimiz Gaziantep'in birçok noktasında hizmet vermektedir. Yılda 80 bin kişiye sertifika verebilecek kapasiteye sahip olan Gasmek kurs merkezlerimizde 400 çeşit branşta hizmetler verilmektedir. Burası yapımına başlanan bu merkez, Mevlana Mahallesi Gasmek kurs merkezi 34. kurs merkezidir Gasmek'in. Bu yönüyle Gasmek Türkiye'nin en büyük halka hizmet veren eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. Büyükşehir belediyeleri tarafından verilmekte olan platformda demek istiyorum. Türkiye'nin en büyüğü haline gelmiştir Sayın Bakanımız sayesinde. Şimdi burada yapılacak olan kurs merkezimizde neler olacak? Onlarla ilgili teknik bilgi vermek isterim sizlere. Burası 4 kattan oluşuyor. 3500 metrekare toplam inşaat alanına sahip. Burada sanat ve mesleki eğitim kurslarının yanında lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için kurslar, bir de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için etütler olacaktır. Mesleki eğitim kurslarımızdan yiyecek içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri, el sanatları ve mefruşat, görsel sanatlar, güzellik ve saç bakım hizmetleri, müzik eğitimleri verilecektir. Yılda yaklaşık 2100 kursiyere hizmet vermesi planlanıyor. 1350 öğrencimize de etüt sınavlara hazırlık kursları verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Mevlana kurs merkezimizde 2 spor salonu mevcut. 50 kişi kapasiteli kütüphane, konferans salonu, 200 kişi kapasiteli kadın ve erkek taziye evi de beraberinde yapılacak. Bunların dışında 3 sınıftan oluşan 120 öğrenci kapasiteli anaokulu olacak. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız anaokulu konusuna çok önem veriyor. Bunun birçok sebebi var. Temel sebep çocuğun okul öncesinde eğitim alması. Bir çocuğun okul öncesinde eğitim alması en önemli eğitimin başına gelir. Bundan dolayı da her mahallede, her noktaya Büyükşehir Belediye Başkanımız anaokulları açıyor ve açmaya devam ediyor. Burası da 120 öğrenci kapasiteli olacak. Aynı zamanda Gasmek kurs merkezlerimizde bizim oyun odalarımız var. Bu şu anlama geliyor. Kurslarımızdan yararlanmak isteyen hanımefendiler çocuklarını rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oyun odasına bırakıyor. Kendisi kurs görürken çocuk da eğitim alıyor. Bir de oyun odalarımız. Yani anaokulunun dışındadır oyun odalarımız. Halka bu şekilde hizmet verilmektedir. Değerli misafirlerim, tabii ki Mevlana Mahallesi'ndeyiz. En çok bundan Mevlana Mahalle Muhtarımız mutlu. Şimdi kendisinin bilgilerini almak üzere ben Mevlana Mahalle Muhtarımız Sayın Osman Aslan'ı davet ediyorum mikrofona. Duygularını, düşünceleri almak üzere ve güçlü alkışlarınızla. Sayın Valim,
sayın vekillerim, sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın Şehit Kamil Belediye Başkanım, hepiniz değerli konuklar, müdürlerim, hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Bu yapılan hizmetten dolayı hepinize sonsuz teşekkür ederim. Allah işveren hayır sahiplerinden, işverenlerden, bütün emeği geçen herkesten çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Bizim mahallemize bu yapılan hizmetten dolayı çok mutluyum. Şahsım ve mahallem adına hepinize sonsuz teşekkür ederim. Evet, sayın muhtarımıza bize çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Konuşmalarını yapmak üzere hayırseverimiz Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Asım Kökeoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Güçlü alkışlarınızla. Kürt ile Türk kardeştir, ayrılmaz et tırnaktan. Kırna Müslümin yıkma, canan Allah. Sayın Valim, sayın milletvekillerim, sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve saygıdeğer misafirler, kıymetli davetliler, burada bulunan değerli mahalle sakinleri, bugün çok heyecanlıyım. Benim için çok büyük bir önem taşıyan rahmetli babam Şık Mehmet Köçoğlu ve annem Sıdıka Köçoğlu adına taşıyacak olan hayırlı bir projeye başlayacağız. Başlamanın olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Böylesine önemli bir eser yaptırmak için bize vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'ye ayrıca teşekkür etmeyi borç bilirim. Önümüzdeki günlerde inşallah yine böyle özel bir günde beraber olmayı umut ediyorum. Ailemizin için çok özel bir iş daha yaptık. Havalimanı üzerinde Yeşilkent bölgemizde yer alan Hoşgör Kur'an Kursu'nun yıkılmasından sonra bu alanda yapılan külliyenin yer alan yepyeni bir ihtisas merkezi yapımını üstlendik. Bu merkezin 3750 metre kapalı alanı var. İçerinde Kur'an Kursu ile birlikte yatakhane, yemekhane, derslikler, toplantı ve konferans salonu yer alacak. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu proje tamamladık. İnşallah en kısa zamanda hep beraber açılışını yapacağız. Sevgili misafirler, Köçoğlu ailesi olarak asıl zenginliğin bu dünyada adımızı yaşatacak, arkamızdan bize dualar ettirecek işlerden geçtiğinin farkındayız. Bu düşünceden hareketle inşallah önümüzdeki aylarda bir okulumuzun temelini atacağız. Sayın Valimiz üzerine büyük hassasiyetle durduğu 100 yılda 100 okul projesi var. Gerçekten takdire şayan bir proje. Bu projeye kayıtsız kalamazdık. Elbet Karşıyaka Mahallesi'ne yaptıracağımız 32 derslik okulumuzun protokolünü Sayın Valimiz Davut Gül Beyefendi ile imzalamıştık. Bizlere bu hayırlı iş yapma şansını tanıyan değerli Sayın Valimiz Davut Gül'e de ayrıca teşekkür ederim. Rabbim bize nasip etti. Çok şükür. İnşallah yeni ve kalıcı eserler yaptırmak size, bize, hepimize nasip olur. İnşallah en kısa zamanda yeni projelerle karşınızda oluruz. Heyecanımı sizlerle paylaştım. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür eder. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun diyorum. Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul eylesin inşallah diyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Şehit Kamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıoğlu'nu güçlü alkışlarınızla mikrofona davetimi arz edelim. Sayın Valim, sayın milletvekillerim, sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli kaymakamım, il başkanım, ilçe başkanım, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları, sevgili muhtarlarımız, Mevlana Mahallesi'nin çok değerli sakinleri, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu temel atlanın hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Valim, Fatma Hanım'la beraber mahalle gezileri yaptığımızda bu bölgede yine bir dolaşıyorduk. Bu bölgeden vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda iki tane sosyal tesis var ama bu mahallemiz çok geniş ve yaygın bir mahalle. Nüfus yoğunluğu da fazla. Bu tür bir talep gelince ne yapabiliriz dedik ve kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yine kaymakamlığımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemizle birlikte uygun görülen en uygun yerde özellikle burada bir faaliyette bulunma kararı alındı. Allah'a şükür Gaziantep'te tesis yönünden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ve birbirimizin arasında da bir sıkıntı yoktur. Sen yapmışsın, ben yapmışım, o yapmış, hiç mesele değil. Eğer ortada bir mesele varsa bu meseleyi çözmek adına hep birlikte ortak akılla karar alınıyor ve uygulamaya geçiriliyor. Diğer taraftan Asım Bey hakikaten hayırsever abimiz olarak ne zaman bir ihtiyacımız olsa her zaman koşan, hiçbir zaman geri durmayan bir abimiz. Demin kendi de bahsetti, bunları da durdurmuyor, devam ettiriyor. İnşallah bu tür faaliyetlerde sizlerin riyasetinde hep birlikte el ele gönül gönüle daha güzel hizmetleri hep birlikte yapmak dileğiyle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bu temel atmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Şehit Kamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hitaplarını gerçekleştirmek üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi'yi güçlü alkışlarınızla mikrofona davetimi arz ederim. Saygıdeğer valim, kıymetli milletvekillerim, değerli il başkanım, belediye başkanım, ilçe başkanım, değerli katılımcılar, kıymetli abilerim, ben Sayın Kaymakamım, değerli müdürüm, Milli Eğitim Müdürüm, Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli başkanı, unuttuğum arkadaşlarım varsa özür diliyorum, kıymetli çalışma arkadaşlarım. Asım abi ne kadar heyecanlıysa biz de bugün o kadar heyecanlıyız. Hakikaten aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz deniyor. Aslında işler konuşuyor. Bizim ne dediğimizin çok önemi yok. Buradaki mahallenin ne dediği çok önemli. Mahalle çok kıymetli. Hazreti Mevlana'dan ismini alıyor. Bizim için o kadar öğretici ki ne olursan ol yine gel diyor. O kadar güzel ders verici sözleri var ki hoşgörüde akarsu gibi ol. Burada özellikle tevazuda toprak gibi ol diyor. Cömertlikte deniz gibi ol diyor. Güneş, merhamette, sevgide güneş gibi ol diyor. Bakın sonbaharda artık yılın son güneşindeyiz. Nasıl aydınlatıyor? Nasıl ısıtıyor? Sevgisini ve merhametini güneş gibi esirgeme diyor. Hataları örtmede gece gibi ol diyor. Ne olursan ol, göründüğün gibi ol diyor. Ya göründüğün gibi ol, kendin ol diyor. O kadar önemli ki aslında bunu yerine getirsek dünya cennet olacak. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız da 19 yıl önce yola çıktığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Hangi insanı yaşatacağım? Eşref-i mahlukat olarak doğan her insan. Dili, dini, mezhebi, cinsiyeti neyse herkes birinci sınıf vatandaş olacak dedik. 19 yıl önceyi hatırlayın. Her şey yasak. Çocuğuna Kürtçe isim koyma yasak. Kürtçe türkü dinlemek yasak. Halay çekmek yasak. Biraz önce biz Kürtçe türküyle buraya geliyoruz konuşmaya. Çok çabuk unutuyoruz. Unutmamamız lazım. Büyük bir emek var. 19 yıldan beri 3Y diye yola çıktık. Yasakları kaldıracağız. Yoksulluğu önleyeceğiz. Yoksulluğu önleyeceğiz, yolsuzluğu önleyeceğiz dedik. Hamdolsun. Bugün geldiğimiz noktada alnımız ak, başımız dik. Bu işlere bakıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz, biraz önce başkanım söyledi. Biz kardeşiz. Ve bir vücudun parçaları gibiyiz. Hep birlikte birleşiyoruz. Sayın Valimin liderliğinde Ankara delimiz çok güçlü. Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte vekillerimiz de çok daha güçlü. Gaziantep'e dair ne yapılacaksa bir ve beraberiz. Dün Gaziantep'li bir sanayicinin ta Çorlu'daki tesisini açmak için oradaydık. Bugün buradayız. Başımızda Adalet Bakanımız var ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre dair, 2 milyona dair
Ne yapmak gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. 2 milyon bize emanet. Canlar bize emanet. Evlatlar bize emanet. Aileler bize emanet. Dolayısıyla bu emanetin hakkını vermemiz için ne yapmamız lazım? Karıncalar gibi çalışıp devreseller bırakmamız lazım. Tam burada Asım abiye dair çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan sanayici. Stratejik yatırımlar yapıyor. Ve ithalatın önünü önlüyor. İl başkanım çok iyi biliyor. Çıkardığı ürünler bugün cari açığı önleyen özel ürünler. Ya kardeşim bunu yapıyorsun, istihdam üretiyor. Aş iş ekmek üretiyor ama bir taraftan da bizim medeniyetimiz diyor ya, veren el olmak. Veren el olmak o kadar kıymetli ki, veren el alan elden üstündür diyor. Komşusu aç yatan bizden değildir diyor. Dolayısıyla bu medeniyetin kodlarının gereğini yapıyor. Ahmet Sinan abi de yaptı. Nur için de yaz. Yarın hiçbirimiz burada olmayacağız. Ama her imkan birer imtihandır. İman varsa imkan vardır anlayışıyla gidiyoruz. Arkanda ne bıraktın kardeşim? Yaşamında ne eser bıraktın demek için çabalıyor. Biz de şahidiz. Ahmet Sinan abiye de şahittik. Allah sayılarını artırsın. Allah güçlerini artırsın. Bu insanların sayısı çoğaldıkça makas kapanacak. Bu insanların sayısı çoğaldıkça bu medeniyet kodlarımızın ilacı olduğunu çok daha net görüyoruz. O yüzden Ahmet Sinan abi yine rahmetle minnetle anıyorum. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Kendi kendine gelip meslek okulu yapalım sayın valim diye protokol imzaladı. Rahmetli olmadan 20 gün önceydi değil mi sayın valim? Bakın bugün yok. Zaten sadakayı cariye de bu. Mallarınız ve evlatlarınız ancak sizi mezarın başına götürür diyor. Mezarın içerisine girdiğiniz zaman bu yaptıklarınız kalıyor. Yaşarken yaptıklarınız kalıyor. Bu sınavdan geçmemiz lazım. Bizim de sınavımız makamla sınav. Bu makamla sınavın hakkını vermemiz için Mevlana'nın bütün insanlarının duasına talibiz. Nasıl bir belediyecilik anlayışı? Baş mimarımız Cumhurbaşkanımız. Bunlar imkan meselesi. AK Parti olmasa bunları yapamayız. Dolayısıyla partimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gücünde yolumuza devam ederken doğumdan ölüme. Doğmadan önce eğer diyoruz ki evlatsızlık büyük bir sınav, tüp bebek desteğiyle yardımcı oluyoruz. Hamile kalıyor. Şu anda Gaziantep sütle herkesin evine birer bardak süt gönderiyoruz. Niye? Kent Konseyi Başkanımız burada. Burada kadın doğum uzmanı. Mehmet Berke abimiz bizim başkan yardımcımız. Çocuk hastalıkları uzmanı dediler ki başkanım prematüre çocuklar çok doğuyor, ne yapacağız? Süt dağıtalım. Gaziantep sütle bugün herkesin, her hamilenin evine birer bardak süt giriyor. Ondan sonra bebek doğuyor. Doğduktan sonra hoş geldin minik hemşerimle herkesin evine giriyoruz. Bebek büyümeye başlıyor. Biz biraz önce mahalle kreşleriyle okul öncesi eğitimde, Milli Eğitim Müdürümüzde, valimizin başkanlığında, yine iki merkez belediyemizde aynı desteği vererek mahalle kreşleri açıyoruz. Okul öncesi eğitim açıyoruz. Destekliyoruz. Çocuk kütüphaneler açıyoruz. Uygulamalı çocuk kütüphanesi. Çocuk okula başladığı zaman bu Milli Eğitim Bakanımızın işi. Valimizle Milli Eğitim Müdürü bunu yapsın demiyoruz. Allah şahit. Bu memlekete dair, okula dair ne varsa bütün gücümüze yanındayız. En son güvenli okul sertifika programını aldık. Bu ne? 1157 okul. Şu anda bu maskelerden kurtulmak istiyoruz. Rabbim şifasını göndersin ama çocuklarımızı korumamız lazım. Güvenli olması lazım. Yaklaşık bize maliyeti 6 milyon TL bakın. İşin büyüklüğüne bakın. Biz 500'ünü yaptık. 1157'sini valim tamamladı. Ben sayın valime de kuvvetli bir alkış istiyorum ya. Sayın valim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye örnek olduk. Bütün okullar güvenli. İçerideki dezenfekteden, makinasından. Ne gerekiyorsa Milli Eğitim Müdürü ile bizim Gençlik Spor Daire Başkanımız birleştiler. Çok güzel bir örnek oldu. İki bakanımız örnek gösterdi Gaziantep'e. Gaziantep'e zaten bu yakışıyor. Geliyoruz buradaki tesisin içinde. Bir aileye ne lazım? Kadın kendini yetiştirmek istiyor. Onun için büyük fırsatlar var. Bir gence ne lazım? Ben okuyorum Gaziantep. Okuyor, kitap okutuyoruz. Dijital kütüphaneler açıyoruz. Spor tesisleri yapıyoruz. Bir aileye, babalar dağ gibi arkamızda, onlara ne gerekiyor? Ev huzurluysa, hanım huzurluysa, çocuklar huzurluysa zaten erkekte huzur geliyor. Eve huzur geliyor, barış geliyor ve her şey güçlü aileyle başlıyor. Şu sistem güçlü ailenin gücünü devam ettirmek için, her türlü desteği vermek için yapıldı.
doğru bir model. Şimdi biz Gaziantep'te Mevlana'nın modelini aslında bu gri bölgede çoğaltmak istiyoruz. Ya bir ağaç yok ki altında oturursun. O yüzden bu meclise de getirdik Şehit Kamil'de. Sayın Valim'in fikir babası, okulu, gasmeyi, spor tesisleri, bir alanı yaklaşık 20 dönümlük alanı, yaklaşık 20 dönüm değil mi Sayın Valim? Alanı kamulaştıracağız ve her yerde bu mahalleye dair ihtiyaçlar giderilecek. Bu da bir model. Bu da bir Gaziantep modeli. Ben katıldığınız için, bu desteği verdiğiniz için, muhtarıma takibi için, bütün mahalleliye, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Allah Asım başkanların, Asım abilerin sayısını çoğaltsın diyorum. Ve birlikte başaralım diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ne bir karış topraktan, ne de bir vatandaştan, Kürt ile Türk kardeştir. Efendim, Sayın Bakanımıza konuşmalarından ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Hitaplarını gerçekleştirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Doktor Muhittin Taşdoğan'ı güçlü alkışlarınızla mikrofona davetimi arz ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın İl Başkanım, Belediye Başkanım, kıymetli Hazirun, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey zaman zaman bize öğütler verir. Bu öğütlerinin birinde demişti ki, mal, mülk, makam, şan, şöhret, bunlar bugün var, yarın yok. İki kapılı bir han denen bu dünyada eser bırakmak lazım. Bugün bu meydanda heyecanına hep beraber ortak olduğumuz kıymetli ağabeyimiz Köksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Asım Kökeoğlu bir eser bırakmış. Peygamber Efendimiz diyordu ki hayırda yarışınız. Çok şükür Gaziantep hayırda yarışıyor. Hayırda yarışanların yol başçılarından biri Sayın Asım Kökeoğlu. Okul derseniz Asım Bey'le. Kur'an kursu deseniz Asım Bey orada. Taziye evi derseniz Asım Bey orada. Bugün de Büyükşehir Belediyesi ile beraber bu meydanda güzel bir sosyal tesisin temelini atarak hayırda yarışa, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmaya devam ediyor. Kıymetli hemşehrilerim, sevgili mahalle sakinlerim, dünya değişiyor, dünya büyüyor. İhtiyaçlar ve gerekli olan şeyler de bununla beraber büyüyor ve değişiyor. Bugün de sosyal hizmet alanları bu toplumsal değişimimizin bir parçası. Gaziantep'in her köşesinde, Şahin Bey'in de, Şehit Kamil'in de, başta Sayın Bakan Başkanımız olmak üzere kıymetli belediye başkanlarımızın öncülüğünde yükselmeye ve hizmet vermeye devam ediyor. Ne mutlu ki bu eserleri bırakanlara, ne mutlu ki memleketimize eser bırakan, çivi çakan, arkasından hayır dua edilecek eserler bırakanlara, onlara partim, memleketim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Vekilimize biz de çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Milletvekilimiz Sayın Müslüm Yüksel'e güçlü alkışlarınızla mikrofona davetimi arz edelim.
Sayın Valim, Sayın Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Şehit Kamil Belediye Başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli meclis üyelerimiz, çok kıymetli konuklar, çok kıymetli Mevlana Mahallesi sakinleri, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii her alanda insana dokunan çalışmalarının, bütün çalışmalarını buna esas alarak devam ettiren Büyükşehir Belediye'mizin bir tesisinin açılışındayız hep birlikte. Bu eserde tabii öncelikle teşekkür etmek istiyorum hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de Hayırsever Kökeoğlu ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah sizin gibi insanların sayısını arttırsın, sizin gibi hayırseverlerimizin sayısını arttırsın. Tabii Gaziantep olarak biz bu konuda şanslı bir şehiriz. Bütün çalışmalarda devletimizin, hükümetimizin yatırımlarının, desteklerinin de haricinde hayırseverlerimiz de elini taşın altına koyuyor, üzerine düşeni yapıyorlar. Allah kendilerine razı olsun. Büyükşehir Belediye'mizin şehrin her tarafında olduğu gibi Mevlana Mahallesi'nde de çok ciddi hizmetleri var Şehit Kamil Belediye'mizle birlikte. Her alanda insana dokunuyoruz. Ve bunun sözünü aslında bu tesisin sözünü 2019 yerel seçimlerinde seçim çalışmaları esnasında vermiştik. Ve Allah'a şükürler olsun bugün temeli atılıyor. Biz vatandaşımıza, hemşehrilerimize şunu söylemiştik. Siz bizlere destek olun. Şimdiye kadar hep destek oldunuz. Bundan sonrasında da sizin vereceğiniz desteklerle biz bu hizmetleri yaptık, yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz dedik. Allah'a şükürler olsun. Bu hizmetlerin devamını görüyoruz, görüyorsunuz. İnşallah bunların devamı gelecek. Vatandaşımız, hemşehrilerimiz bize destek olduğu müddetçe bunlar devam edecek diyorum. Temel atma törenimiz hayırlara vesile olsun. El birliğiyle bizler hükümetimizin destekleriyle, belediyelerimizin imkanlarıyla, hayırseverlerimizin yardımıyla, el birliğiyle şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Ve Gaziantep'in imarlı bölgelerinde neler varsa, hangi hizmetler yapılıyorsa, diğer bütün bölgelerinde de aynı hizmetlerin yapılacağının sözünü verdik. Allah'a hamdolsun ki bu hizmetler yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Ben bu vesileyle değerli hemşehrilerimize, bizlere, partimize, liderimize, Cumhurbaşkanımıza vermiş oldukları destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizlere vereceğiniz bütün desteklerle biz bu hizmetlerin devamını yapacağız. Belediyelerimizle birlikte, hükümet desteğimizle, hükümet yatırımlarıyla birlikte el birliğiyle şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz diyorum. Temel atma törenimiz hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Vekilimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Ve hitaplarını almak üzere Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'ü güçlü alkışlarınızla mikrofona davetimi arz ederim. Sayın Vekillerim, Sayın Bakanım, Sayın Başkanlarım, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli Kaymakamım, hanımefendiler, beyefendiler. Güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Biraz önce Fatma Bakanımız söyledi, Allah rahmet eylesin. Ahmet Zilan amca da bahsetti. Onun çok güzel bir lafı vardı. Şikayet etme çare bu. Aslında bu Gaziantep modelinin de temelini oluşturuyor. Burada bir sorun olduğunu hepimiz biliyoruz. Nedir sorun? Zamanında imarsız bir yerleşim var. İmarsız yerleşim olduğu için de sosyal donatıların eksiklikleri var. Sosyal donatıları sadece sosyal donatılar olarak değerlendirmiyoruz. Bunun yansıması olarak da çocuğun yeterince eğitilememesi, hanımların eğitilememesi, uyuşturucu ve benzeri sıkıntılar ortaya çıkıyor. İşte burada Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde hayırseverimiz katkı koyarak bu sorunu ortadan kaldırıyorlar. İlçe belediyemiz bir ucundan tutuyor. İnşallah burayla birlikte çocukların eğitildiği, gençlerin eğitildiği, kadınların eğitildiği ve adeta mahallenin bir lokomotifi olan bir merkez ortaya çıkacak. Biraz önce hayırseverimize sordum. 6 ay içerisinde tamamlayacağız dedi. Bu çok önemli bir şey. Yani ilkbahar bitmeden, yaza girerken bu tesis bitmiş olacak. Projesi çok güzel. Büyükşehir Belediye'mizin
teknik elemanlarına teşekkür ediyorum. Söylendi ama bir daha söylemekte fayda var. Allah razı olsun. Hayırseverimiz 32 derslikli bir okul yapıyor. Okulun sosyal donatılarını yapıyor. Ahmet Zilan amcayla beraber Hoşgör Kur'an kursunun binasını tamamlamak üzere. Onun yanında da hayır hasenet konusunda, fakir fukara konusunda her zaman elini taşın altına koyuyor. Bizleri zaman zaman harekete geçiriyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Allah sayılarını artırsın. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Mahallenin dertleriyle dertleniyor. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle, ilçe belediyelerimizle beraber bunların sayılarını artıracağız. 20 bin, 25 bin metrekarelik alanlarda bunların bir benzerlerini oluşturacağız. Bu güzelliği yalnız bırakmayan, bu sevinci paylaşan sizlere teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Valimiz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi temel hatlar törenine geçiyoruz. Evet, bu bölgemizin başta Mevlana Mahallesi olmak üzere muhtarlarımıza davet ediyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.